Beral Vekili Avukat Serdar Özersin. Başbakan Erdoğan, Memur Sen tarafından düzenlenen programda internet yasası ve 17 Aralık operasyonuna ilişkin mesajlar verdi. İnternet yasasının paralel devletin şantajlarını engellemek amacıyla çıkarıldığını belirten Erdoğan, en başta CHP'yi ve MHP'yi koruma altına alıyoruz dedi. Başbakan Erdoğan dün akşam Memur Sen tarafından düzenlenen programda konuştu. İnternet yasasına ilişkin muhalefetten gelen eleştirileri yanıtlayan Erdoğan, paralel yapının şantajda siyasi çevreleri tehdit ettiğini söyledi. Şu anda internette yeni bir düzenleme yaparak işte bu alçakça saldırıların önüne geçiyoruz. Ses kayıtlarıyla, görüntü kayıtlarıyla şantaj yapmak, milleti, ülkeyi esir almak isteyenler bundan sonra avuçlarını yalayacaklar. CHP bu internet düzenlemesine neden itiraz ediyor biliyor musunuz? İllegal ses ve görüntü kayıtlarıyla iş başına gelen genel müdür bedel ödüyor, bedel. Aynı şekilde MHP'yi de esir almışlar. İşte bu yeni internet düzenlemesiyle en başta CHP'yi, en başta MHP'yi biz koruma altına alıyoruz. Demokrasi, siyaseti, milli iradeyi de tehdit ve şantajdan koruyoruz. Bu tehditlerle, bu şantajlarla hiçbir yere varamayacaklar. 17 Aralık operasyonunu bir kez daha darbe girişimi olarak nitelendiren Başbakan, cemaate de sert mesajlar yolladı. Bürokrasiye gitmişler, onları tehdit etmişler. Ellerindeki bu imkanlarla, ellerindeki bu şantaj aletleriyle Türkiye'yi, devleti, milleti, siyaseti tanzim etme hırsına kapılmışlar. İşte biz bunlara dur dedik. Bu alçakça, bu haince planı gördük ve derhal bunun üzerine gitmeye başladık. İşte bunun üzerine 17 Aralık darbe girişimini yaptılar. Şu anda da bizim gündelik rutin ses kayıtlarımızı, selamun aleyküm, aleyküm selam, bunu yayınlamaya başladılar. Ya buradan bir şey çıkmaz. Tezgahı kurmuşlar. Ananaslar gelip gidiyor. Bu ananaslar mahalle manavındaki ananaslar değil ha. Bunlar Uganda'dan geliyor. Rüyada tweetler görülüyor. Biz bu paralel örgütü 12 Eylül'de darbeci paşalara yaptığı yalakalıktan, 28 Şubat'ta sırtımıza sapladığı hançerden beceremediniz artık bırakın manşetlerinden biliriz. Bu kadar büyük bir düşkünlüğün, bu kadar büyük bir ihanetin içinde olmamışlardı. Aldanmışız. Gerçekten sapmışız. Başbakan Erdoğan'ın gündeminde Gezi Parkı eylemleri sırasında İstanbul Kabataş'ta bebeğiyle saldırıya uğradığını iddia eden kadınla ilgili ortaya çıkan görüntüler vardı. Bu konudaki eleştirilere de sert çıktı. Hodri Meydan, elinizde ne varsa ortaya koyun diyorum. Kabataş'ta alçakça, ahlaksızca bir saldırıya uğrayan başörtülü bir kadın üzerinden 8 ay sonra yeniden tarihin en iğrenç linç girişimini yapıyorlar. Malum gazetelerin tamamı Kabataş hadisesi başlığıyla çıkıyor. Köşe yazarları, yorumcular söz birliği etmişçesine o konu üzerinde tepiniyor. Yazıklar olsun sizin insanlığınıza. Yazıklar olsun sizin ırkçılığınıza. Yazıklar olsun sizin ayrımcılığınıza. Seçim gezilerini sürdüren MHP